Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Analytic Finance arkadaşlar. Genel itibariyle aslında LUNC ve Luna üzerine yabancı kaynakta konuşulurken Luna'nın LUNC'dan daha iyi bir yatırım aracı olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi ben buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Birincisi Luna genel itibariyle White Paper'ına çok uygun davranmadı. Bu bir. İkinci bir diğer konu arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımızda ilerleyen süreçte buraları çok açmıyorum. Çünkü özel olarak konuştuğumuz şeyler var. Gelecek 2 yıl içerisinde Luna üzerinde arzın artması bekleniyor ve airdroplardan kaynaklı satış baskısı bekleniyor. Bakın bu da bir diğer durum. Bir diğer üçüncüsü Luna genel itibariyle ciddi anlamda üzerinden manipülasyon döndü ki bunlar bizzati ekip tarafından geldi. Hatta Vitalik Buterin büyük ölçüde eleştirdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Luna'yı. Bütün bunları karşımıza aldığımızda bakın Luna yükselmeyecek ya da kötüdür demiyorum. Bunlar negatif yanları. Şimdi Luna bütün bunların ışığında gerçekten büyük spekülatörleri uzun vadede çekmeyi başaramadı. LUNC'da işler böyle olmadı. LUNC'da aslında Terra Classic'i geliştirmek için yapmış oldukları atılan somut adımlar büyük spekülatörleri çekmeyi başardı ve uzun vadeli yatırımcıları da büyük ölçüde arttırdı. Hatta son Bitcoin hareketlerinde bile artan hacim volume market cap değerlerinde anormalliklere sebebiyet vermedi. Dolayısıyla LUNC'un üzerinden Shiba gibi aslında trading de dönüyor. Beraberinde tutma oranları da çok yüksek. Bütün bunlar olurken de LUNC'un gerçekten iyi, düzgün yükselişler yapabilme ihtimali orta uzun vadede Luna'ya göre ve ortalama bir altcoin'e göre fazla. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.